Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle ARD yazılımı inceleyeceğiz. ARD yazılımda son durum ne? Alınır mı, düşer mi, kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Fiyat grafiğimize bakıldığında Mayıs ayı ile birlikte turuncu kanalı devam eden güzel bir trend hareketi oluşturmuş. 6 seviyelerinden 24 seviyelerine kadar çıkmış. Ardından buradan oluşan satışlarla birlikte 17-37 seviyesine kadar gerilese burada tekrardan oluşan kuvvetli alımlarla fiyat hızlı bir şekilde toparlanmayı başarmış. Şurada görüldüğü gibi düşen kırılmış. Net bir kırılım ardından emalarının geçilmesiyle yukarı yönlü hareketler devam etmiş. Bugün de bilanço geldi arkadaşlar. 3. çeyrek bilançosu açıklandı. Gayet güzel, olumlu bir bilanço geldi. Eğer bu bugünkü %5'lik yükseliş bir bilanço fiyatlaması değilse yarın tekrardan yukarı yönlü fiyatların devam ettiğini görebiliriz. Yok, bilanço önceden sızdırılıysa, buradan oluşan alımlar bilanço fiyatlamasıysa bu kar satışlarla gerilememiz de muhtemel. Böyle bir durum yaşanmasında ilk etapta takip edeceğimiz seviye arkadaşlar 20-80 seviyesi. 20-80 kırılırsa düşüşler tekrardan destek noktasına doğru 18-17 bölgesine doğru devam edebilir. O yüzden EMA'ların üstünde kaldığı sürece, yani 20-80'in üstünde kaldığı sürece ARD grupta burada yukarı yönlü fiyat hareketlerinin devam etmesini bekleyebiliriz. Özellikle tekrardan 20 bölgesi gelirse burada trade edenler risk alabilir arkadaşlar. Çünkü burada gördüğünüz gibi aslında bir flama oluşmak üzere. Şöyle göstereyim. Kısa vadeli de bir flama oluşmak üzere. Flamanın kırılmasıyla birlikte 28-27 bölgelerine doğru yükselebiliriz. O yüzden tekrardan 20 bölgesine, 21 bölgesine çekilişe kısaca burada risk alabilir. Ancak EMA'ların kırılmasıyla düşüşlerin devam edeceğini bilin. Daha önce destek yaptığı noktasına doğru bir geri çekilme görebiliriz. Ancak trend kırılmadığı sürece sorun yok. Yine yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecektir. Yarınki açılış önemli. Pozitif açılışla beraber özellikle 24.68'in üstüne kalırsak arkadaşlar, şurada gördüğünüz V hareketi, yani çanak formasyonu diye takip ettiğimiz bir formasyon oluşmuş olacak. 7 puanlık bir yükselişe tekabül ediyor. 24.68'in üstüne kalırsa 31-32 seviyeleri de kısa vadede ARD yazılımda hedef fiyat olarak takip edilir. Ancak kanalın tepe noktasından oluşan satışlarla gerilir. Tekrardan yoluna devam etmek isterse de yine 31-32 seviyesinin üstündeki kapanışlar takip edeceğiz. Bu da bizi arkadaşlar uzun vadede 38-40 bandına götürecektir. Yani ARD grupta şu şekilde takip edeceğiz. Yarınki açılış önemli olacak. Satış baskısı ve fiyat gerilerse 20-80'i kırmanız gerekiyor. 20-80'i kırarsa arkadaşlar bir miktarda aşağı yönlü bir fiyat baskısı kurabilir. Bu da bizi 19-18 seviyelerine götürür. İsteyen arkadaşlar bu seviyelerden alım gerçekleştirebilir. Ya yarın eğer pozitif fiyatlamalar devam ederse 24-68'in üstünde kalırsak yükseliş hareketi kaldığı yerden devam edecektir. Bu V'nin de formasyonun daha doğrusu hedef fiyatı da 31-32 seviyeler arkadaşlar. Burada kısaca arkadaşlar bu seviyelerden isterse satış yapabilirler. Ancak bunun üstündeki günlük kapanışlarda bu seviyelerde yerini sağlamlaştırabilirse uzun vadede de arkadaşlar 38-40 bandı hedef fiyat olarak takip edilebilir. ARD yazılım bu şekilde arkadaşlar. Cümleten bol kazançlar diliyorum. Hoşça kalın.